Herkese merhaba. Bugün Audi A3 sedanla birlikteyiz. A3 sedan yenilendi biliyorsunuz. Ülkemizde satışa sunuldu. Orada da güzel bir renkli, lacivert renkli güzel bir araç var. 1.0 TSI'lık bir sedan A3 var. Direkt ön tasarımından başlayalım. Şöyle etrafında bir tur attıktan sonra ön tarafa doğru geçelim. Burada full LED farlarımız var. Aşağıda güzel satin krom bir eklentisi var. Ön park sensörümüz mevcut. Audi'nin klasik altıgen tasarım panjuru devam ediyor. Gayet sportif ve dinamik duran bir araç. Kaputu öne doğru biraz eğmişler yeni kasada. O da güzel duruyor. Yana doğru gelelim. 18 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız var. 225-40-18 jant tasarımı güzel. Bu renkle de güzel uymuş. Depo kapağımız burada. Ve benzinli bir araç tabii. Arkaya doğru geldiğimiz zaman burada yine LED stoplarımız var. Bunlar biliyorsunuz kaya LED. Öncüsü de Audi'dir. Aşağıda hava girişini andırır bir parça var. Ve bir krom. Yine satin krom bir parça. Hafif egzozumsu duruyor ama egzoz gibi yapmamışlar. Egzoz çıkışı yok. Burada bir geri görüş kameramız var. Bagajı açalım. Elektrikli bir bagaj yok. Bagajı açmayı ben ekrana yazayım. Burada bir adet filemiz var. Burada bir 12 voltluk soketimiz var. Bir bagaj içi için bir file verilmiş. Burada asma halkalarımız. LED bir ışığımız var. Şurayı bir kaldıracak olursak da burada steplemiz, ince bir steplemiz var. Altında krikosu vesairesi devam ediyor. Reflektörü buraya koymuşlar. Tutma kolumuz var ve kapatalım. Arkaya doğru geçelim. İçeriye doğru. Şu kapıyı açalım. Hemen öttü tabii. Buralar sert plastik. Audi'de biraz yumuşak olsaydı iyiydi. Burası böyle deri ama biraz sert gerdirilmiş. Burası deri. Burada bir hoparlörümüz var. Yine burada bir hoparlörümüz var. Kapı içi gözlerde kaplamamız yok. Biraz da yeterli seviyede. İçeride siyah deri döşeme ve siyah tavanlar. İçeri doğru yavaşça geçelim. Ön koltuk bayağı bir geride. Şurası daha iyi benim için. Diz mesafesi yeterli seviyede. Gayet rahat. Baş mesafesi de şöyle bir 4 parmaktan biraz fazla bir baş mesafesi var. Burada koltuk arkası filelerimiz, 2 adet havalandırmamız ve Type-C girişimiz var. Şaft tünelimiz birazcık yüksek. Ortada 3. kişi biraz zor oturur. Şöyle burada bir kol dayamamız, 2 adet bardaklığımız var. Buradan bagaj erişim yok bu arada. Kol dayamada güzel deri bir kol dayaması var. Burada aydınlatmalarımız var. Bir cam tavanımız var. Ve arkadan öne genel bakışta böyle. Şimdi yavaşça öne geçelim isterseniz. Hakem ayarlarımız ve airbag'imiz de var burada. Burası yumuşak. Burada cama doğru bir havalandırması var. Kapı kilitlerimiz, kapı kollarımız güzel bir tasarıma sahip. Hoş duruyor. Audi'nin tarz özelliklerinin devamı. Burada güzel bir çıkıntı var. Burası sert, burası yumuşak olsa iyi olurdu. Katlanır ayna vesaire var. 4 cam otomatiği, arka çocuk kilitleri var. Burası yine deri, burası deri. Burada bir hoparlör, yine burada bir hoparlör var. Buradan da bagajı açabiliyorsunuz. Burada kapı içi gözü de yeterli. Şöyle bir genel bakalım. Koltuğa bakalım. Koltukta baldır desteği yok. Elektrikli bir koltuk. Gördüğünüz gibi gayet de seri çalışıyor. İçeri doğru geçemiyor işte. Başlayalım. Burada yenilenen far kumandaları var. Yine burada güzel bir hafif alüminyumumsu bir trim var. Şöyle devam ediyor. Burada Audi logomuz var. Şöyle burada bir havalandırma üflecimiz var. Burada yine bir havalandırma üflecimiz var. Ve burada da 2 adet havalandırma üfleci var. Kişiye özel 2'şer tane havalandırma üfleci konumlandırılmış. Direksiyon Audi'den bildiğimiz airbag, küçük güzel bir direksiyon. Ben küçük airbagli direksiyonları severim. Burada cruise kontrolün ayarları mevcut. Burada sinyal kolumuz ve
şerit takip özelliği var bu araçta. Burada bir gözümüz var. Altında bir kaplama yok. Burada kaplama beklerdim. Yine koyuyoruz. Kaputu buradan açıyoruz. Bu tarafa geldiğimiz zaman da bir ekranımız var. Aracın açısı biraz zayıf açıkçası. O yüzden açamıyorum sanırım. Basayım yine de. Evet, açılmadı. Burada da hayalet göstergemiz var. Bu arada aşağıda klima butonlarımıza yer verilmiş. Koltuk ısıtması, klimanın bütün butonları mevcut burada. Aşağıda ESP off, park asistanı, park sensörü, dörtlü butonu ve mod tuşumuz mevcut. Burada kablosuz şarj özelliği olan bir Oyo'muz ve 2 adet de Type-C çıkışımız var yine. Burada start stop butonumuz, Volkswagen'lerden alıştığımız vites seçicimiz ve multimedya kontrollerimiz var. Burada bir elektronik park freni, 2 adet bardaklık ve ufak bir gözümüz var. Malzeme kalitesi yumuşak, bunları söylememe gerek yok. Torpido gözüne bakalım. Güzel, ışıklı, içine halı kaplı bir torpidosu var. Yukarı doğru bakalım. Burada ışıklı bir makyaj aynası var. Şöyle, ışığı da led. Buraya baktığımız zaman sunroof kontrollerimizi görüyoruz. Kapı açık uyarımız var. Yine böyle çerçevesiz bir dikiz aynamız var. Böyle de aracın içi genel olarak içiyle dışıyla bir A3'e bakış attık. Hızlı bir bakış oldu çünkü aksi biraz zayıf arabanın. Hiçbir şeyini gösteremedik. Bence güzel olmuş. Ben beğendim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.